efendim, mutlu akşamlar diliyoruz. 24 Ekim Pazartesi bugün. İyi haftalar dileyerek ana haber bültenimize hemen başlayalım. Ben Sermin Baysal Ata. Gündemde yine önemli konu başlıkları var ama bugünün en önemli konu başlığı kabine toplantısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı kabine ve 3,5 saat süren toplantının ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti ve millete sesleniş konuşması yaptı. Önemli açıklamalarda bulundu. Biz de ana haberin hemen başında muhabir arkadaşımıza döneceğiz, Mustafa Yıldırım'a, ve detayları kendisinden alacağız. Mustafa Yıldırım, şimdi önemli başlıklarda açıklamalarda bulundu dedik. Maden kazasına ilişkin açıklamaları vardı. Türk Tabipler Birliği Başkanı'na ilişkin tepkisi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Aynı zamanda aile merkezleri. Bazı başlıklar bunlar ama detaylar neler, senden alalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3,5 saat süren kabine toplantısı sonrasında Beştepe'de kameraların karşısına geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan sözlerine çok sert tepki gösterdi Erdoğan. Silahlı kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir dedi. Ayrıca bu ismin üzerine çalışmalar yürütecek, gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin değiştirilmesini sağlayacağız. Terör örgütün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça büftan eden böyle bir şahsın adı Türk'le başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum açıklamasını yaptı. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına ve mahkemenin vereceği kararlara göre hem bu kişi hem de kurumla ilgili gerekli adımlar atılacaktır. Bu çerçevede kabine toplantımızda ilgili bakanlarımıza Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçişte mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim dedi. Meslek örgütlerini ideolojik saplantılarının borazanı haline getiren terör örgütü destekçilerini buralardan temizleyerek bu yapıları kuruluş amacına uygun faaliyetlerde yoğunlaştırmakta kararlıyız ifadelerini kullandı. Bir diğer önemli açıklama ise yine son dönemde milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya yönelik önemli girişimler var dedi Erdoğan. Buna yönelik adımlarımızı geliştirerek atmaya devam edeceğiz dedi. Ülkemizde halen faaliyette olan 330 aile destek merkezi sayımızı 656'ya, 47 sosyal dayanışma merkezi sayımızı ise 116'ya çıkartıyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında Bartın'daki maden kazasına ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. İş güvenliğinden teknik eksiklere kadar her şey inceleniyor. Ortaya çıkacak sonuçlara göre gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın dedi. Ayrıca Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumunun baştan sona gözden geçirileceğinin de altını çizdi. Bu önemli bir açıklama. Tüm madenler maden kazası sonrası, Bartın'daki kaza sonrası baştan aşağı teknik işlerden diğer konu başlıklarına kadar incelemelerde bulunulacak ve sonrasında da bir rapor hazırlanması bekleniyor. 3,5 saat sürdü kabine toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında yaptığı açıklama. Ama da öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Efendim, muhabir arkadaşımız da aktardı. Tabii kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o 3,5 saat süren kabine toplantısının ardından neler söylediğini yine dediğimiz gibi Mustafa Yıldırım'dan aldık sevgili izleyiciler. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğinin referanduma götürme çağrısı da vardı. Az sonra bunları da aktaracağız ama o kabine toplantısındaki önemli başlıkları yine sizlere aktarmıştık. Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifini referanduma götürme çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı. Düzenlemenin referanduma götürülebilmesi için nasıl bir süreç gerekiyor? Şimdi bunları aktarmak istiyoruz sizlere. Mecliste en az 360 kabul oyu alması gerekiyor. Doğrudan anayasanın değiştirilmesi için de en az 400 milletvekilinin kabul oyu vermesi şart. İşte referanduma yönelik muhtemel formüller. Başörtüsü özgürlüğünü ne teklif ettim? Gel dedim, anayasa güvencesi altına alalım. Hadi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Öyle mi? Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim. Kararı millet versin. Gözler başörtüsü için anayasa değişikliği teklifinde. Anayasaya eklenecek bir maddeyle hem başörtülü hem de başı açık kadınların hakları güvence altına alınacak.
anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi için en az meclis üye tam sayısının 5'te 3'ünün kabul oyu kullanması gerekiyor. Diğer bir tabirle en az 360 milletvekili kabul oyu kullanmalı. Cumhur İttifakı'nın toplam sandalye sayısı 335. Başörtüsüne ilişkin teklifin referanduma götürülebilmesi için en az 25 kabul oyu daha çıkması gerekiyor. Meclis üye tam sayısının 3'te 2'si olan 400 milletvekili evet oyu verirse anayasa değişikliği referanduma gerek olmadan kabul edilecek. Meclis aritmetiğine göre Cumhur İttifakı'nın yanı sıra en az 65 milletvekilinin daha kabul oyuna ihtiyaç var. Önümüzdeki günlerde başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifinin AK Parti tarafından meclise sunulması bekleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT Haber'in canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı sayın seyirciler. Başörtüsü düzenlemesinin anayasanın 24. maddesine bir eklemeyle yapılacağını söyledi. Hem başını açan hem de başını örteni teminat altına alan bir düzenleme olacak dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiraya ilişkin Türk Tabipleri Birliği üyelerine seslendi ki az önce kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda yaptığı açıklamaları da ekranlarınıza getirdik. Adalet Bakanı, milletine, devletine düşman böyle bir başkanı taşımak zorunda değilsiniz diye konuştu. Tek maddede yapalım. Bunun doğru yeri din ve vicdan hürriyetini düzenleyen anayasanın 24. maddesidir. İnşallah meclisimizden de geçerse anayasa hükmü olacak. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği çalışmalarını anlattı. Anayasanın 24. maddesine ekleme yapılacağını söyledi. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlarımızı değil, aynı zamanda başı açık olan kadınlarımızın da haklarını, hukuklarını koruyan ve ikisini de teminat altına alan bir düzenleme olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısını değerlendirdi. Böyle bir konu milletin huzuruna gittiğinde CHP'li seçmenlerin dahi önemli bir kısmının buna evet diyeceğinden benim hiçbir tereddüdüm yok. Ben bunun referanduma gitmesini, muhalefetin ben arzu edeceğini düşünmüyorum. Referanduma gitsin derseniz biz bundan çekinmeyiz. Referanduma da gideriz, bunu milletimize sorarız. Milletin hakemliği bizim için kıymetlidir. Millet ne derse başımız üstündedir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TRT Haber'e konuk oldu. Gündeminde Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftirası da vardı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı terör örgütünün ağzıyla konuşuyor dedi. Bunun cezası zaten bizim mevzuatımızda var. Var mı? Ya tabii Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma devam edecektir. Bekir Bozdağ Türk Tabipleri Birliği üyelerine de seslendi. Böyle bir başkanı taşımak zorunda değilsiniz dedi. Milletine düşman, devletine düşman, terör örgütüne hayran birisiyle Türk Tabipler Birliği'nin anılmasını doğru görmem. Ya olacak iş mi? Esasında bizden önce Türk tabipleri buna karşı çıkması lazım. CHP'li İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiralarına CHP içinden de sert tepki geldi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bu aptalca iddialara gelmeyin dedi. Erol, partisini de bu konuda kesin tavır almaya çağırdı. O eleştirilerde sorumsuzca buluyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, tarihini, köklerinin nereye dayandığını bilmeyenlerin bu şekilde açıklama yapması, silahlı kuvvetlerimizi töhmet altında bırakmasını asla doğru bulmuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiralara sorumsuzluk dedi, CHP'nin tarihini bilmediğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere karşı kimyasal silah kullandığı iftirasına bir tepki de kendi partisinden geldi. Ya arkadaşlar, bu oyunlara gelmeyin. Yani bu aptalca iddialara, karalamaya, silahlı kuvvetlerini hedef gösteren, hele bir de seçime giderken sana ne kardeşim ya? Sana ne kardeşim? Yani bu açıklamayı yapmak sana mı düşer? Bizim Milli Savunma Komisyonu'nda arkadaşlarımız yok mu? Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konunun CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda da gündeme geleceğini belirtti. Partisini kesin tavır almaya çağırdı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir konut şantiyesinin istinat duvarı çöktü. Çökmenin ardından Bitişik'teki 3 katlı özel üniversitenin 2 binası büyük ölçüde yıkıldı. Çevredeki bir öğrenci yurduyla 6 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Sevgili izleyiciler, gündemdeki başlıkları aktarmaya ekonomi manşetiyle devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor. Gün içinde endeks tarihinde ilk kez 4000 puanın üzerine çıktı. Altınsa 1000 lira bandında yön arayışında. Küresel piyasalarda ise dalgalı seyir sürüyor. Peki yeni haftada, yeni başladığımız bu haftada yön ne olacak ve hangi veriler piyasaları etkileyecek? İşte yanıtlar. Yurt içi piyasalarda pozitif seyir sürüyor. Borsa İstanbul yükselişte. Endeks yeni haftaya da rekorla başladı. Gün içerisinde 4000 puanın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Üretime dönük, istihdama dönük, ihracata dönük ve büyümeye dönük pozitif havanın devam ediyor olması borsaya ilgiyi artırıyor açıkçası. Bilançoların da önümüzdeki dönemle ilgili çok ciddi anlamda olumlu geleceği beklentisi diğer taraftan borsayı hareketlendirmiş oluyor. Peki borsada yükseliş sürecek mi? İlk defa girecek yatırımcılarla birlikte artı daha önceki yatırımcıların daha büyük oranlarda borsaya girmesiyle birlikte önümüzdeki dönem özellikle Ocak ayına kadar borsanın daha yukarı seviyelere taşınması mümkün olacak. Enflasyon ve durgunluk küresel ekonomileri etkilemeye devam ediyor. Faiz artışları küresel çapta doları güçlendirdi. Emtialar baskılandı. Ons altın 1700 doların altında kalmaya devam ediyor. İçeride gram altınsa 1000 TL bandında tutunmaya çalışıyor. İlerleyen aşamada mutlak suretle bu faiz artışları yavaşladığında ya da hız kestiğinde altın fiyatlarının ons olarak yukarı seviyelere taşındığını göreceğiz. 1100'lü 1200'lü seviyeleri gram altında görmemiz de mümkün olacak. Efendim, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk temeller yarın atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende 17 ile canlı bağlantı yapılacak. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5615'i için çalışmalar başlayacak. İnşallah bu kampanyayla milyonlarca vatandaşımızı ilk defa ev sahibi yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeller atılacak. Konutlar yerel ve yatay mimariye göre inşa edilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 17 ilde 5615 konut için kazma vurulacak. Temellerin atılacağı iller arasında 2171 konutla Ankara başı çekiyor. Sincan'da 1626 konut ve 34 iş yerinin inşası için çalışmalar başlayacak. Ankara'nın Sincan ilçesinde temel atılacak noktalardan biri de burası. Kazı çalışması yapıldı, alandaki hafriyat temizlendi. Bu noktada 565 konut, 10 dükkan inşa edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla temel atma törenine katılacağı duraklardan biri de Konya. Toplamda 7655 konutun inşa edileceği Konya için ilk temel Kadınhanı ilçesinde 206 konut ile atılacak. 500 iş yeri ve 55 bin ev yapmaya hazır arsa da şehre kazandırılacak. Türkiye genelindeki 250 bin konutun 2420'si Erzurum'a yapılacak. Erzurum'da ilk temel atma töreni Hınıs ilçesinde yapılacak. Proje kapsamında ilçeye 158 konut inşa edilecek. Ankara, Konya ve Erzurum dışında 14 kentte de temeller atılacak. Bu iller Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kırşehir, Manisa, Muğla, Uşak, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak. Konutların inşası 2 yılda tamamlanacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçiye mazot ve buğday destek ödemelerinin öne çekildiğini hatırlattı. Faizsiz kredi limitinin de 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldığı müjdesini verdi. Kirişçi, tarımsal üretimin planlanacağı yeni bir mobil uygulamada da sona gelindiğini açıkladı. Normalde bu yılın mazot buğday için mazot ve gübre desteklerini biz 2023 yılının Mart ayı sonunda alırdık. Biz üreticimiz tarlaya giderken, ekimini yaparken mazot ve gübre konusunda bir finansman güçlüğü çekmesin dedik. 6 ay öne çektik desteklemeleri.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi, çiftçiye verilen faizsiz kredi desteği limitinin de artırıldığı müjdesini verdi. Biz sıfır faizli üreticilerimize kredi kullandırıyoruz. 100 bin TL'ydi bunun sınırı. Şimdi biz bu 100 bin TL'lik limiti 200 bin TL'ye çıkardık. Bakan Girişçi, İstanbul'da düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi ödül töreninde konuştu. Dijitalleşmenin önemine değindi. Tarım Cepte adıyla yeni bir mobil uygulamanın hazırlığı içinde olduklarını açıkladı. Artık vatandaşlarımız kendi üretimlerini kendileri belirlemeyecekler. Ya bizim yönlendirmemiz de bir üretim planlamasını da beraberinde getiren bir uygulamayla burada üreticilerimiz neyi, nerede, ne kadar üretebileceklerine karar vermiş bir bakanlığın bir uygulamasını kullanarak kendi üretimlerini de yapıyor olacaklar. Vahit Girişçi, Tarım Cepte uygulamasının yıl sonunda kullanılmaya başlanacağını belirtti. BES'te yeni düzenlemeler yolda sayın seyirciler. Yeni düzenlemeler ve teşviklerle birikimler daha da artacak. Peki bu düzenlemeler ne olacak? Neleri kapsıyor? Sistemde katılımcı sayısı ne oldu? Ve BES'le ilgili hedefler ne? Detaylar haberimizde. Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geçtiğimiz günlerde bunun müjdesini vermişti. Sistemde yeni teşvikleri hayata geçirerek birikimleri daha da yüksek seviyelere taşıyacaklarını belirtmişti. Peki yakın zamanda hangi düzenlemeler hayata geçecek? BES'e özel konut ve çeyiz gibi birikim alternatiflerinin sağlanması, kısmi çekiş ile katılımcıların finansal ihtiyaçlarını karşılamaları ve sistemdeki birikimlerin temlik edilmesine imkan verilmesi, tek seferde yatırılan toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının ise yıllara sari olarak hesaba dahil edilebilmesi. Sistemdeki katılımcı sayısı 14 milyon 300 bini aştı. Devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü de geçen yılın aynı dönemine göre %78'lik artışla 360 milyar liraya ulaştı. 18 yaş altı BES'te katılımcı sayısı da 475 bine yaklaştı. Peki BES yatırımcısı son dönemde ne kadar kazanç sağladı? Son bir yılda dolar %17, altın %12 civarında reel artış sağlarken hisse senedi ağırlıklı BES fonları yatırımcılarına %53 civarında reel getiri sağlamıştır. Bu veriler BES fonlarının tüm diğer yatırım araçlarından daha fazla getiri sağladığını göstermesi açısından da önemli. 2023 yılı sonuna kadar BES ve otomatik katılım sistemindeki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşması bekleniyor. Toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar Türk lirası olması hedefleniyor. Sayın seyirciler, yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. 1 Kasım'dan itibaren gelen yolcuların son 3 yıl içinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıkları kontrol edilecek. Yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin takipler sıkılaştırılıyor. 1 Kasım'dan itibaren cep telefonlarının muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol edilecek. Yolcularımızın yurt dışından gelirken 3 yılda bir muafiyet kapsamında bir telefon getirme hakkı var. 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelen yolcularımızın son 3 yıl içerisinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Yolcunun muafiyet hakkı varsa getirdiği telefonu yurt içine sokmasına izin verilecek. 120 gün içinde de yolcu telefonunu BTK sistemleri üzerinden kayıt yaptırabilecek. Ancak son 3 yıl içinde yurt dışından telefon getirmişse farklı bir uygulamayla karşılaşacak. O zaman biz bu telefonunu gümrük ambarında bir muhafaza altına alıyoruz. Kendisine karşılığında bir ambar muhafaza makbuzu veriyoruz. Bu durumda yolcumuz 3 ay içerisinde yurt dışına giderken tekrar telefonunu yurt dışına geri götürebiliyor. Yeni uygulamayla yolcuların 3 yıl içinde getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek. Bu süre içinde yurt dışından birden fazla telefon getirilmesi önlenecek. Efendim yine Milli İstihbarat Teşkilatı ve yine çok başarılı bir operasyon. MİT terör örgütü PKK-YPG'nin sözde sabotaj taburu sorumlusu terörist Eyüp Yakut'u Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde devam eden operasyonlarında da 9 terörist ölü ele geçirildi.
terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. MİT'in hedefinde bu kez terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Çavreş Tugay'ı sabotaj taburu sorumlusu Eyüp Yakut vardı. Bir süredir izi sürülen teröristin Suriye'de olduğu belirlendi. Hassas bir planlama yapıldı. Uygun şartların oluşmasıyla harekete geçildi. Ahmet Dorşinkod adlı terörist Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütü PKK'ya 2010'da katılan terörist Eyüp Yakut 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçti. Türkiye ve Suriye'de terör faaliyetleri yürüttü. 2020'den sonra da Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen Sözde Tugay'ın sorumlusu oldu. Terörist Eyüp Yakut terör eylemleri nedeniyle MİT'in hedef listesindeydi. MİT kısa bir süre önce de sözde Çavreş Tugay'ı genel sorumlusu terörist Necdet Dağlarer'i etkisiz hale getirmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK-YPG'li terörist öle ele geçirildi. Sınır ötesi operasyonların bir diğer adresi ise Irak'ın kuzeyiydi. Gara bölgesinde tespit edilen teröristler hava harekatıyla vuruldu. 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İstanbul'da cinayet zanlılarının açtığı ateş sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Alimnar son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polis için görev yaptığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit polisin naaşı Edirne Kapı Şehitliği'nde toprağa verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri cinayetten aranan şüphelilerin Silivri'deki adresini tespit etti. Zanlıların yakalanması için düzenlenen operasyonda polise ateş açıldı. Komiser Yardımcısı Alimnar ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis İstanbul'da ebediyete uğurlandı. İlk tören görev yaptığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Şehit polisin yakınlarına taziyede bulunuldu. Türk bayrağına sarılı naaşını meslektaşları taşıdı. Alimlerin naaşı emniyetteki törenin ardından cenaze namazı için Fatih Camii'ne götürüldü. Burada ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Ardından da şehidin cenazesi Edirne Kapı Şehitliği'nde toprağa verildi. 1972 doğumlu olan Alimnar Gümüşhaneliydi. Evli ve iki çocuk babası olan Alimnar 1998 yılında mesleğe başlamıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. Saldırı sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 3 şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Terör örgütü FETÖ'nün üst düzey sorumlularından Ercan Karakoy'un Sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel'e saldırdı. FETÖ'cü Karakoy'un Frankfurt Kitap Fuarı'nda Erel'in çekim yaptığı cep telefonunu zorla almaya çalıştı. Elinden ve omzundan hafif yaralanan Erel, darp raporu alarak Karakoy'unu şikayet etti. Almanya'nın Frankfurt kentindeki Uluslararası Kitap Fuarı birkaç gündür FETÖ'cü firarilerin kara propagandalarına sahne oluyor. FETÖ'cü Enes Kanter'in ardından bu kez de örgütün medyaya yapılanmasının üst düzey sorumlularından firari Cevheri Güven ve FETÖ'cü Bedrettin Uğur fuarda görüntülendi. Sabah gazetesinin Almanya temsilcisi İsmail Erel, iki örgüt üyesinin Türkiye hakkındaki karalama çalışmalarını kayıt altına alınırken saldırıya uğradı. Kaydı engellemeye çalışan kişi örgütün sözde üst düzey sorumlularından Ercan Karakoy'undu. Türkiye'nin arananlar listesindeki FETÖ'cü cep telefonuyla çekim yapmaya çalışan Erel'e saldırdı. Erel'in elindeki telefonu zorla almaya çalıştı. Erel fuardaki yetkililere görevli kartını gösterdi. Karakoy'un haber yapmasını engellemeye çalıştığını elindeki görüntülerle de kanıtladı. Elinden ve omzundan hafif yaralanan Erel hastaneden darp raporu aldı. Karakoy'un hakkında suç duyurusunda bulundu. Müzik
Erzurum'da beton döver kapağını el arabasıyla taşıyan bir kişi polise yakalandı. Israrla hırsız olmadığını söyledi. Kapağı lazım olduğu için aldığını söyledi. Efendim, özellikle büyük şehirlerde scooter kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor ama neredeyse işte gün geçmiyor ki ya da hafta geçmiyor ki maalesef o elektrikli scooterlarla yaşanan kazaların haberlerini sizlere aktarmayalım maalesef. İşte tüm denetim ve uyarılara rağmen elektrikli scooter kazalarını her gün görüyoruz. İşte dün meydana gelen kazadan fotoğraflar bunlar, çok üzücü gerçekten. Bu kazaların bazıları da scooter kullanıcılarının ölümüyle sonuçlanıyor. Şimdi soru şu. Elektrikli scooter tabii hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Yani sonuçta şehirleşmenin getirdiği bir durum. Kullanmaktan imtina etmek değil belki ama kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kazaların önüne nasıl geçilebilir? İşte bu sorunun yanıtını aradık. Elektrikli scooter kullanıcılarının karıştığı kazalar artıyor. Hafta sonu Antalya'da elektrikli skutera birlikte binen iki lise öğrencisi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu son kaza kullanıcıların nelere dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Kullandıkları aracın dinamiklerini bilmedikleri gibi trafikte nasıl seyretmesi gerektiklerini de bilmiyorlar. Son aylarda İstanbul başta olmak üzere özellikle büyük şehirlerde elektrikli scooter sürücülerinin karıştığı birçok kaza meydana geldi. Ve bu kazaların bazıları maalesef kayıplarla sonuçlandı. Bu e-scooter tek kişilik bir ulaşım aracı. İkinci bir kişiyi kesinlikle almamalı. Bu e-scooterla yük taşımamalı. En fazla taşıyabileceği bir sırt çantasıdır. Yani 2 veya 3 kişi falan bindiklerini görüyoruz. O yüzden biraz tehlikeli, yani bilinçli kullanması lazım. 3 ay önce İstanbul Şişli'de hızla ilerleyen otomobil skuterle sol şeride geçen 23 yaşındaki Dilara Gül'e çarptı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yol kullanırken eğer bisiklet yolu varsa bisiklet yolunu tercih etmeli. Yaya kaldırımlarını kesinlikle kullanmamalı. Yolunda en sağını kullanmalı. Ayrıca trafiğin akışının yönünde hareket etmeliler. Geçen yıl yine İstanbul'da 40 yaşındaki İknur Akkaya park halindeki aracın aniden açılan kapısına çarparak savruldu. Arkadan gelen otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazaların önüne geçilmesi için scooter kullanıcılarının kurallara uyması şart. Ekiplerin birçok yerde denetimleri de sürüyor. Türkiye'de kullanımı oldukça yaygınlaştı. Özellikle büyük şehirlerde neredeyse her caddede, her sokakta scooterları görmek mümkün. Ancak bazı kuralları var kullanabilmek için. Bu kurallara uymayanlara trafik ekipleri ceza yazıyor. Ayrıca akşam saatlerinde reflektif yelek giymeleri de zorunlu. Efendim, İstanbul Sultan Gazi'de bir binanın işte giriş katındaki iş yerinde, bu iş yerinde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Atölyede çıkan yangın bir anda büyüdü. Duman bütün binayı kapladı. Mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Yangın İstanbul Sultan Gazi'de 5 katlı binanın giriş katındaki ayakkabı malzemesi üretilen atölyede başladı. Mahallede yaşayanlar sokağa döküldü. Oradan birden alevlerin yükseldiğini gördük. Geldik komşularla, sağ olsun binayı komple boşalttık. Burada bir aracımız vardı, araç patlamasın diye. Aracı kaldırdık, itfaiyeler gelsin diye yolu açmaya çalıştık. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina boşaltıldı. Ekiplerin çalışmalarını iş yeri sahibi gözyaşları içinde izledi. Yani Türk kontrolünden çıktı herhalde. Ya ben de iyice yaşadım. Bir patır şey oldu, çat çat. Alevlendi gitti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Efendim, yine bir yangın haberi Kocaeli'nden. Bu defa kimyevi depolama tesisinde yangın çıktı. Korku dolu dakikalar yaşandı. İşte yangın yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınabildi. Hemen detaylara bakalım. O görüntüyle birlikte gördüğünüz gibi gökyüzüne kapkara bulutlar yükseldi. Körfez ilçesi Petrol Caddesi'ndeki sanayi tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyüdü. Ekranlarınıza geliyor. Gökyüzünü yoğun duman kapladı. Petrol türevlerinin üretildiği tesis tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Duman D100 karayoluyla Anadolu otoyoluna görüş mesafesini 3 metreye kadar düşürdü. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz can kaybının olmadığını, bir kişinin dumandan etkilendiğini açıkladı ve yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Sayın seyirciler, İstanbul Küçükçekmece'de bir konut şantiyesinin istinat duvarı çöktü. Çökmenin ardından bitişikteki 3 katlı özel üniversitenin 2 katı, 2 binası büyük ölçüde yıkıldı. Olayda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki bir öğrenci yurduyla 6 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Halkalı Caddesi'ndeki bir konut şantiyesinin istinat duvarı çöktü. Zemini güçlendirmek için uygulanan fore kazıkların olduğu bölümde kısmi çökme yaşandı. Çökme sebebiyle şantiye sahasının yanındaki üniversite binasına bitişik barakalar da yan yattı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından üniversite binası tedbir amacıyla boşaltıldı. Fore kazıkların olduğu bölümde gece saatlerinde daha büyük bir çökme meydana geldi. Üniversitenin iki bloku büyük ölçüde yıkıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. AFAD ekipleri bölgedeki binalarda bir etkilenme olup olmadığına yönelik inceleme yaptı. İncelemenin ardından 71 öğrencinin kaldığı yurtla 128 dairelik 6 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Yan tarafındaki yıkıntıyı gördük, o toz bulutunu gördük. Zaten sarsıldı binalarımız ve zabıta gelip bize direkt dışarıya çıkın artık binada oturmayın dedi. Halkalı Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında emniyet güçleri harekete geçti. Bölgeye gelen olay yeri inceleme polisleri çalışma başlattı. Hasarın boyutu gün ardında daha net anlaşıldı. Üniversitenin öğrencileri binaların halini görünce büyük üzüntü yaşadı. Okulu direkt bu şekilde gördüm. Hayallerim de yıkıldı, öyle diyeyim. Yani diğer arkadaşlarım buraya gelse yani görüp de ağlayacak arkadaşlarım var, tanıyorum yani. Ekipler yeni bir çökmeye karşı tedbiren yıkılan duvarın çevresine dolgu malzemesi döktü. Efendim, Bursa'da bir kişi sabaha karşı park halindeki araçları hedef aldı. Bakın, güvenlik kamerasından görüntüler. İki sokakta tam 21 aracın lastiklerini patlattı. Güvenlik kamerasından sonra da polise yakalandı ama gerçekten merak ettik. 21 aracın lastiklerini nasıl bir saikle, nasıl bir amaçla ya da nasıl bir ruh haliyle patlatır insan? Her bir aracın yanında durdu, elinde bir bıçakla lastikleri tek tek patlattı. Görüntü Bursa'da sabaha karşı kaydedildi. Bir kişinin sokak boyu park halindeki araçlara saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Araçların sahipleri sabah manzarayı gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadı. İki sokakta toplam 21 aracın lastiklerinin patladığı belirlendi. Saldırganın kimliği polisin güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı. 18 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalandı. İzmir'de para karşılığı sahte rapor yazdığı iddia edilen doktorun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Doktor açığa alındı, soruşturma başlatıldı. Efendim, şimdi Erzurum'dan ilginç bir haber, ilginç görüntüler ekranlarınıza getireceğiz. Beton rögar kapağını el arabasıyla taşıyan bu kişi. Götürürken, taşırken polise yakalandı. Ama ısrarla ben hırsız değilim dedi. Ben hırsız değilim sürekli. Kapağı da lazım olduğu için aldığını söyledi. O kaç kiloluk rögar kapağı niçin lazım olabilir? O ilginç anların görüntüsü şimdi ekranlarınıza geliyor. Çalmadı ama lazım değil, götür. Rögar kapağını taşırken yakalandı.
Polislere direndi, hırsız değilim diyerek kendini savundu. Ya ben hırsız mıyım abi? Görüntüler Erzurum'da kaydedildi. Bir kişi hafriyat alanında 3 metre derinliğindeki rögarın beton kapağını el arabasına yükledi. Götürürken de polislere yakalandı. Şüpheli kapağı çalmadığını, kendisine lazım olduğunu söyledi. Hırsız değilim diyerek polislere direndi. Vallahi kötü lazımdı götür. Götür. Belediyeye ait olan 50 kilogramlık kapak tekrar yerine yerleştirildi. Şimdi Antalya'dan görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. 4 yaşındaki Göktürk'ün biraz üzücü hikayesi. Göktürk, Kenan Sofuoğlu hayranı. Babası da motosikletçi ve daha 4 yaşında motosiklet sürmeye, çalışmaya, hatta yarışlara katılmaya başlamış. Ama maalesef apartmanın girişine motosikleti bırakınca o motosikleti çalmışlar. Ve Göktürk'ün elinde şu anda sadece kaskı kalmış. Hayali Kenan Sofuoğlu gibi olmaktı. Afyonkarahisar'daki motocross şampiyonasına hazırlanıyordu. Ancak hırsızlar hem motosikletini hem de hayallerini çaldı. Motor nerede? Çalındı. Kim aldı biliyor musun? Hırsızlar. Getirsinler mi geri? Evet. Antalya'da yaşayan 4 yaşındaki Göktürk Tezcan motocross tutkunu. Babası gibi yarışlara katılmak istiyor. Motosikletinin çalındığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Hem eğitim amaçlı hem de yarışlara hazırlık olan kullanılmış motorumuz vardı. Ne yazık ki apartmanımızın içindeydi. Görünmeyen bir yerdeydi ama çalındı, yani üzücü bir olay. Motosikleti çalınan yarış tutkunu 4 yaşındaki Göktürk'ün elinde sadece kaskı kaldı. Eşime anne motorum yok dedi. Eşim de beni aradı, yani motor sen mi aldın falan diye. Yok ben almadım deyince ne yazık ki çalındığını öğrendik. Göktürk Tezcan motosikletinin bulunup onunla yarışlara gireceği günün hayalini kuruyor. Belki hırsızlar insafa gelir de Göktürk'ün motorunu geri getirirler. Efendim İstanbul'da da fırsatçılar, bakın turistlere hedef alıyor. Biletmatik'ten bilet alamayan, İstanbul kart alamayan turistlerin yanlarına yardımcı oluyormuş gibi çok misafirperver, insani bir yaklaşımla, o bahaneyle yaklaşıp boş kartları tam 2 katı fiyatına satıyorlar. Kameralara yansıyan o anlar şimdi ekranlarınızda. ₺50 kartı alıyor, turiste 2 katı fiyatına satıyor. İstanbul'da fırsatçılar makineden İstanbul kart almaya çalışan turistleri hedef alıyor. Biletmatiklerin yanında bekleyen satıcılar turistlerin yanına yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıyor. Fındıklı tramvay durağındaki fırsatçılar cep telefonuyla görüntülendi. Turistlerin yanına yaklaşan kişi önce kartla ilgili bilgi verdi ve ardından ₺50 boş kartı ₺100 sattı. İngiltere tarihinde başbakanlık görevinde en kısa sürede kalan Liz Truss'ın istifa kararının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri belli oldu. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin lideri ve İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Sayın seyirciler, İzmir'de para karşılığı sahte rapor yazdığı iddia edilen bu doktorun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İl Sağlık Müdürlüğü hemen harekete geçti. Doktor açığa alındı ve soruşturma başlatıldı. Cep telefonuyla çekilen bu görüntünün adresi İzmir. Görüntüdeki doktor iddiaya göre istirahat raporu yazmak için hastasından para istedi. O anlar sosyal medya üzerinden yayınlandı. Doktor açığa alındı. Beni zor duruma düşürüyorsun çünkü diğerleri benden şey istiyorlar. Bak geçen de 5 lira vermişti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü görüntüdeki doktorla ilgili soruşturma başlattı. Adli makamlara da bilgi verildiği açıklandı. Açığa alınan doktorla ilgili soruşturma sonucuna göre gerekli yaptırımların uygulanacağı ve disiplin sürecinin işletileceği bildirildi. Efendim şimdi Heimlich manevrası ile ilgili pek çok haber, pek çok görüntü ekranlarınıza getiriyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde 11 yaşında bir çocuk 7 yaşındaki arkadaşını bu şekilde kurtarmıştı. Bakın
Bu görüntüde Van'dan bir lokantada yemek yiyen müşterinin nefes borusuna yiyecek kaçıyor. Ve işte tam o sırada arkadaşlarının müdahalesi işe yaramıyor ama durumu neyse ki işletme sahibi fark ediyor. İlk yardım eğitimini de almış ve hemen yardıma koşmuş. Heimlich manevrasıyla müşteriyi kurtarmış. İşte o yaşanan anlar şimdi ekranlarınızda. Yemek yerken birden fenalaştı. Yanındakilerin çabası işe yaramadı. Heimlich manevrasını bilen işletme sahibinin müdahalesiyle hayatta kaldı. Van'da sanayi sitesindeki bir lokantada yemek yiyen müşteri nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu fenalaştı. Nefes almakta güçlük çeken kişiye önce arkadaşları müdahale etti. Çabalar sonuçsuz kaldı, durumu daha da kötüleşti. Müşterilerden biri tam bu masada yemek yiyordu. O esnada nefes borusuna yiyecek kaçtı, nefes almakta zorlandı. İmdadına ise işletme sahibi Nurettin Acar yetişti. Birden bir panik vaziyeti gördüm. Müşteriler ayağa kalkmış birini sırtına vuruyordular. O esnada ben de Döner Hoca'nın oradan dönüp bakınca bir tane müşterimizin boğazından tuttuğunu gördüm. O esnada zaten boğazını tutunca onun nefes borusuna bir şey kaçtığını fark ettim. Nurettin Acar askerde öğretilen Heimlich manevrasıyla nefes alamayan adama müdahale etti. Doğru ilk yardımla müşterisi yeniden nefes aldı. Sağlık durumu iyi, gayet iyi. Bir sıkıntısı yok. Zaten kalkarken de benimle böyle kucaklaştı. Bana bir hayat borcu olduğunu söyledi. Ölümden dönen adam bir süre sandalyede dinlendikten sonra kalktı ve işletme sahibine sarılarak teşekkür etti. 3 yaşındaki Aslan Alomar doğuştan işitme engelli. Aslan ve ailesinin duyma mücadelesi mutlu bitti sevgili izleyiciler ve küçük Aslan İzmir'de ameliyat oldu. Kulağına da işitme cihazı takıldı. Aslan o cihaz sayesinde annesinin sesini ilk kez duydu. Heyecanla, şaşkınlıkla annesine sarıldı. Çünkü duyduğu ilk sesti bu. O anlarda ne kendisi ne de ailesi gözyaşlarını tutabildi. Aslan Alomar 3 yaşında. Doğuştan işitme engelli. Ailesi oğulları duysun diye doğduğundan beri mücadele etti. Küçük Aslan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyattan sonra yani hiç sıkıntı olmadı. Zaten çocuk 2 saat yattı. Ondan sonra hiçbir şey kalmadı yani. Şimdi bekledik, bir ay bekledik. Şimdi çocuk inşallah duyacak. Bir süre sonra küçük aslanın kulağına işitme cihazı takıldı. Ameliyattan bir ay sonra dış ünite yani koklear implant işlemcisini takıyoruz. Bugün onun açılma işlemini yaptık. Gayet güzel tepkiler verdi. Suriye uyruklu Aslan Alomar'ın tedavisine Kızılay ve Dünya Doktorlar Derneği destek verdi. Düşükten yükseğe doğru sesi açmaya başlayacağım. Kulak içine yerleştirilen elektronik işitme cihazı anne ve babasının yanında ilk kez aktif hale getirildi. Yıllarca evlatlarından bu tepkiyi bekleyen Alomar ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şimdi oğulları Aslan için hayalleri konuşmaya başlayabilmesi. Üç yaşındaki Aslan özel bir eğitime alınacak. Uzmanlara göre ailesinin de desteğiyle okul çağına kadar yaşıtlarıyla arasındaki konuşma farkını kapatabilecek. O ilk sesi duyduğu, özellikle annesinin sesini duyduğu an var ya, gerçekten hepimizin tüyleri diken diken oldu. Aslan umarız bundan sonra çok daha rahat duyar, yaşıtlarını yakalar, eğitim hayatında başarıya ulaşır. Efendim şimdi bir başka sağlık sorunundan bahsedeceğiz. Salgın sürecinde özellikle koronavirüs bayağı azaldı vaka sayıları ama salgın sonrası farklı farklı vakalarla karşılaşıyoruz. Mesela vertigo, yani baş dönmesi şikayetleri salgın sürecinde arttı. Peki vertigonun koronavirüsle ilişkisine, hastaların nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte detaylar. Pozisyonel vertigo, tüm vertigoları. Ani ve şiddetli baş dönmesi, mide bulantısı, zeminin kaydığı hissi. Vertigo şikayetleri salgınla birlikte artışa geçti. Direkt etkileri virüsün kendisiyle alakalı etkiler. Bunlar
özellikle kan akımını bozması ve siniri tutmasına bağlı olarak çok çok şiddetli baş dönmesi. Bunun dışında tabii ki indirekt etkileri söz konusu. Özellikle pandemi döneminde stres yoğunluğu, anksiyetenin başlamasıyla beraber çok şiddetli baş dönmesi yapan bazı hastalıklarda artış söz konusu. Vertigo iç kulaktan ya da sinir sistemi hastalıklarından kaynaklanabiliyor. Vertigo toplumda milyonlarca insanı etkileyen ve pek çok çeşidi bulunan bir durum ve iç kulaktan kaynaklanan vertigoda hastaya çeşitli pozisyonlar verdirilerek baş dönmesi giderilmeye çalışılıyor. Vertigonun kazalara yol açma riski yüksek. Bu yüzden hastaların özellikle direksiyon başında dikkatli olması gerekiyor. Henüz 3 gün önce bir hastam ne yazık ki bir baş dönmesi sırasında düşüp bir aşçı kendisi ve ne yazık ki kazan üzerine devrilmiş ve yanmış. Bu tip acı örnekler ne yazık ki görüyoruz. O yüzden baş dönmesi varsa ciddiye almak lazım. O dönemde araç kullanmayı kesmek lazım. Tehlikeli hareketleri sonlandırmak ve devam ediyorsa en yakındaki bir hekime başvurmak lazım. Peki vertigonun tedavisi var mı? Tabii sebep ortaya konduktan sonra tedavi edilebilir. Günümüzde tedavi edilemeyecek vertigo yok fakat bunun doğru tanıya ulaşılması gerekiyor. Doğru tanıya giderken tabii ki laboratuvar testlerinden ve muayeneden faydalanıyoruz. Efendim grip bu yıl önceki senelere kıyasla daha yaygın olabilir. Uzmanların saptamaları, öngörüleri bu yönde. Gerçekten de daha şimdiden tam kış gelmeden ben de birçok arkadaşımla çok dirençli bir aydan uzun süren bir griple karşı karşıya kaldık. Ancak bu süreçte aşıya talep de bir yandan azaldı. Uzmanlar özellikle kronik hastalığı olanlara, hamilelere ve 65 yaş üzerindekilere aşı olmalarını tavsiye ediyor. Bu yıl gripte artış bekleniyor. İlk vakalar görülmeye başlandı. Gripte şöyle bir şey var. Sessiz geçirdiği yıllardan sonra patlama şeklinde geri gelir. Bir. İki. Korona tedbirlerini artık almıyoruz. Korona bitmedi ama bir gevşeme söz konusu. Üç. Okullar açık. Çocuklar üzerine yayılır grip. Bu üçünü yan yana koyduğumuz zaman bu sene hakikaten yüksek sayıda grip bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü uyarılarını yaptı. Grip kronik hastalığı olanlar, hamileler ve 65 yaş ve üzeri için risk demek. O yüzden kış gelmeden grip aşısı yaptırılması öneriliyor. Ancak aşıya talep bu yıl az. Korona bir miktar unutturdu. Bir düşüş olduğunu ben de görüyorum. Bugünler tam zamanı ama devletten geri ödemeyle, reçeteyle ama eczanelerden satın almak suretiyle tüm vatandaşlarımızın grip aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Gripten ölüm olur mu? Olur. Uzmanlar grip aşısının yıllardır kullanıldığını ve belirgin bir yan etkisinin olmadığını söylüyor. Kullanılmasına mani olacak bir yan etki tanımlanmadı. Dünyada her yıl milyarlarca doz kullanılıyor. İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak olacak sayın seyirciler. Çok uzun zamandır çalkantılıydı biliyorsunuz. İşte sadece 45 gün süren bir başbakanlık dönemi oldu. İşte Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt'ın son anda adaylık yarışından çekilmesinin ardından Sunak Muhafazakar Parti liderliği için yarışan tek isim oldu. Sunak başbakanlığının kesinleşmesinin ardından ilk kez halka hitap etti. İngiltere'nin derin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Elimizde tek geçerli adayın bulunduğunu teyit ediyorum ve Rishi Sunak bu nedenle Muhafazakar Parti lideri olarak seçildi. 1922 komitesi açıkladı. Eski İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak Muhafazakar Parti'nin tek lider adayı oldu. 42 yaşındaki siyasetçi ülkenin yeni lideri olarak başbakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Sunak ilk halka hitabında ekonomik krize vurgu yaptı. Hiç şüphe yok ki derin bir ekonomik sıkıntıyla yüz yüzeyiz. Şimdi istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimi ve ülkemi bir araya getirmek en büyük önceliğim olacak. Sunak, parlamentodaki basına kapalı oturumda ise milletvekillerine seslendi. Birinci öncelik ekonomik istikrarı sağlamak dedi. Partinin her kanadının kabinede yer alacağını vurguladı. Muhalefetin erken seçim çağrılarına da cevap verdi. Genel seçime gerek olmadığını söyledi. Rishi Sunak, insanların kişiliklerine değil politikalara odaklanacağım vurgusu yaptı. Birlik çağrısında bulundu. Eski Başbakan Boris Johnson'ın yarıştan çekildiğini açıklamasıyla Rishi Sunak ismi öne çıkmıştı.
Liderlik yarışında yer almak için 100 vekilin desteği gereken Muhafazakar Parti'de Sunak 146, Penny Mordaunt 24 oya ulaşmıştı. Mordaunt'ın son anda adaylık yarışından çekilmesiyle Sunak, İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturacak isim oldu. Sunak, ülke tarihindeki azınlık kökenli ilk başbakan olarak kayıtlara geçecek. Efendim, Moskova'dan 8 aydır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına övgü geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Ankara, Berlin'le Paris'ten daha yapıcı bir pozisyon alıyor denildi. Rusya-Ukrayna'nın radyoaktif madde içerikli bomba kullanacağı iddiasını da Birleşmiş Milletler'e taşımaya hazırlanıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı 8. ayında. Türkiye bu süreçte barışa yönelik birçok adım attı. Taraflar arasında arabuluculuk teklifi de bunlardan biri. Moskova, Ankara'nın çabalarından memnun olduğunu açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin niye Erdoğan'la daha çok görüşüyor sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim pozisyonumuzu daha iyi anlıyor cevabını verdi. Ankara'nın Berlin ve Paris'ten daha yapıcı bir pozisyonda olduğunu vurguladı. Rusya ile Ukrayna arasındaki kirli bomba iddiaları da gündemde. Moskova, Kiev'in kendi topraklarında radyoaktif madde içeren bomba kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon planı içinde olduğunu öne sürdü. Ukrayna'nın bomba yapımının son aşamasında olduğu da savunuldu. Ukrayna'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'dan iddiaların asılsız olduğuna dair açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Batı'ya tepki gösterdi. Rusya'ya inanılmaması kirli bomba tehlikesini ortadan kaldırmıyor dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konuyu Birleşmiş Milletler'e taşımak istediklerini belirtti. Berlin'den Ukrayna'ya Avrupa Birliği desteği de geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olmasını istediklerini ifade etti. Toparlanma ve yeniden inşa çabalarını desteklemek için her şeyi yapacaklarını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov'la telefonla görüştü. Operasyonel kısıtlamalar gerekçesiyle Kiev'e silah veremeyeceklerini belirtti ancak sivillerin hayatını kurtaracak erken uyarı sistemi sağlayabileceklerini ifade etti. Brezilya'da eski milletvekili Roberto Jefferson kendisini tutuklamak için evine gelen polislere ateş açtı, yetmedi bir de onlara el bombası fırlattı. Polislere, eski milletvekili. Bu saldırıda iki polis yaralandı. Jefferson saldırının ardından teslim oldu. Hakkında çıkarılan tutuklama kararına direndi. Polislere el bombası fırlattı. Eski Brezilyalı milletvekili iki polisi yaraladıktan sonra teslim oldu. Roberto Jefferson, Yüksek Mahkeme Başkanı Carmen Lucia'ya hakaret suçundan önce ev hapsi cezası aldı. Evinden ayrılınca mahkeme bu kez hapsedilmesine karar verdi. Jefferson, kararı uygulamak üzere evine gelen polislere ateş açtı. Olaya dair çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Jefferson'un fırlattığı el bombası nedeniyle iki polis yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan polislerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından teslim olan Jefferson, polisleri değil araçlarını hedef aldığını savundu. Fransa'nın kuzeyinde çıkan hortum bir köyün 2/3'ünü yok etti. Meksika'nın batı kıyılarını kasırga vurdu. Avustralya'nın doğusunda da 200'e yakın sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya'da ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Çatılar uçtu, araçlar hasar gördü. Şiddetli fırtına Fransa'nın kuzeyindeki Hauts-de-France ve Normandiya'yı etkisi altına aldı. Çıkan hortumda Biucourt köyünün 2/3 haritadan silindi, 100'den fazla evde hasar meydana geldi. Bir kişi yaralandı. Şiddetli rüzgarda yerinden kopan trafik tabelası seyir halindeki araçta böyle kaydedildi. Meksika'nın batı kıyılarını vuran Roslyn kasırgası, Nayar eyaletinde toprak kaymasına sebep oldu. 150 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Jalisco eyaletinin Puerto Vallarta kentini su bastı. Avustralya'da yağışlar 3 haftadan beri etkisini sürdürüyor. Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde 200'e yakın yeni sel ve su baskını uyarısı yapıldı. 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yağışlı havanın hafta sonuna doğru etkisini yitireceği belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında ise sıcak hava kuraklığı tetikliyor. Ülkenin %59'unda görülen kuraklık en çok Kaliforniya eyaletinde etkili. Üst üste 3 yıldır kuraklık yaşayan eyalette tarım ve turizm olumsuz etkileniyor, orman yangınları tetikleniyor. Kaliforniya'da yıl başından bu yana 6800'den fazla orman yangını çıktı. İspanya'da sıcak havanın tetiklediği yangınlar sürüyor. Bask bölgesinde 4 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgar sebebiyle söndürülemiyor. Kuvvetli rüzgar Bilbao Havaalanı'na giden uçakların rotalarının değiştirilmesine sebep oldu. Efendim şimdi bu görüntüleri görünce bu insanlar kim, ne yapıyor, neden böyle tuhaf görünüyor diyeceksiniz. Filipinler'de kopya çekilmesinin önüne geçebilmek için sınav öncesi öğrencilere ödev verilmiş ve öğrenciler de işte kendi tasarladıkları şapkalarla sınava girmiş. Kimi gördüğünüz gibi yumurta kaplarını kullanıyor, kimi motosikletçi kaskı ya da değişik kaskları kafasına geçirmiş, kimi de gözlüklerine dürbün gibi kağıtları yapıştırmış. Filipinler'de üniversiteye giriş sınavı ilginç anlara sahne oldu. Öğrenciler kendi tasarladıkları kopya engelleyici şapkalarla sınava girdi. Legazpi kentindeki bir lisede öğrencilerden başkalarının kağıtlarına bakmalarını engelleyecek şapka yapmaları istendi. Öğrenciler şapka yapımında akla gelebilecek bütün malzemeleri kullandı. Karton, yumurta kutusu, kağıt ve kumaşlardan oldukça yaratıcı şapkalar yaptılar. Kimileri de kendini yormadı, motosiklet kaskını kafasına geçirdi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Eğitimciler fikrin sınavda kopya çekilmesini engellemek için eğlenceli yol ararken ortaya çıktığını söylüyor. Bu önerinin etkili olduğunu da belirtiyor. Aslında kopya engelleyici şapka ödevi yeni değil. 2013'te Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da benzer bir ödev hazırlanmıştı. İklim aktivistleri bu kez Kral Charles'ı hedef aldı sevgili izleyiciler. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussaud Müzesi'nde Kral 3. Charles'ın bal mumu heykeline pasta fırlatıldı. Çevreciler seslerini duyurmak için dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine saldırıyor. Her gün bir sanat eseri hasar görüyor. Çevrecilerin son kurbanı Kral Charles oldu. Hedefte Londra'daki Madame Tussaud Müzesi'ndeki kraliyet ailesi mensuplarına ait bölüm vardı. İki aktivist bal mumu heykellere fotoğraf çektirme bahanesiyle yaklaştı. Yanlarında getirdikleri pastaları Kral 3. Charles'ın bal mumu heykelinin suratına fırlattılar. Aktivistlerin pasta eylemi an be an kameraya yansırken olay sosyal medyada da gündeme oturdu. Benzer bir olay önceki gün Almanya'nın Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde yaşanmış, Claude Monet'in yaklaşık 110 milyon dolar değerindeki zaman yığınları tablosuna patates püresi fırlatılmıştı. Efendim Antalya'da kedisini kaybeden bir kadın onu bulmak için her yolu denedi. Çok iyi anlıyorum onu, gerçekten evlattan farkı olmuyor, öyle bir sevgi. Sokak sokak geziyor, afiş asıyor ve sosyal medyada ilan veriyor. Yetmedi. Bu hanımefendi kedisini bulana karınca kararınca gücü yettiğince bir maddi yardım da vaat etti. Ödül de vaat etti. Şimdi can dostuna kavuşacağı günü bekliyor. Ne? Pişki. Pişki. 27 Mayıs'tan beri kedimi arıyorum. Birinci katta oturuyoruz. Oradan düştüğünü görmüş komşumuz. Hüsgül adını verdiği kedisinden 5 aydır ne haber var ne de iz. Benim kızım uzun tüylü bir tekir. Norveç kedilerine benziyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde balkondan düşüp kayıplara karışan Püskül için gece gündüz bakmadığı, aramadığı yer kalmadı. Afiş bastırdı, sokak sokak gezip her yere astı. Sosyal medyada çok fazla paylaştık. Instagram'a, Facebook'a reklam koydum. Çağla Demirbulak tüm uğraşlarına rağmen can dostundan bir haber alamadı. Ya birisi aldı ama ilanları görür diye tahmin ediyoruz. Sonunda Püskül'ün bulunması için ödül koydu. Aslında bir fiyat belirlemek mümkün değil çocuğunuz gibi çünkü ama imkanlar dahilinde 3000 lira gibi bir ödül koyduk. Şimdi tek isteği can dostuna bir an evvel kavuşmak. Bitiyor. Umarız bu haberden sonra bulunur. Efendim veda vakti saat başında birinci sayfa programıyla Fatih Çimen karşınızda olacak. Hoşçakalın.